en başta patates kızartması gibi bazı yemeklerin vazgeçilmez arkadaşı olan mayonezi sadece masalarımızda yemeklere tat vermek için kullanılıyor sanıyorsanız çok yanılıyorsunuz. Çünkü mayonez duyduğunuzda çok şaşıracağınız farklı amaçlar için de iyi bir yardımcı. Bunlar neler mi? Hadi bir göz atalım o zaman. Mayonezi ahşap onarımı için kullanabilirsiniz. Çizilen ya da aralanmış ahşap mobilyanız varsa bir miktar mayonez ile o bölgeyi doldurun. Birkaç gün bekleyin. Bu zaman içerisinde protein ve yağ kombinasyonu ahşabı nemlendirir ve şişmesine sebep olur. Böylelikle de iz daha az fark edilir hale gelecektir. Kuru ve elektrikli saçlara sahipseniz mayonez bu konuda size yardımcı olacaktır. Tek yapmanız gereken şey saç kremi yerine bir miktar mayonez kullanmak. Eğer cildiniz çok kuru ise yine mayonezden yardım alabilirsiniz. Mayonezin içine bir çay kaşığı saf zeytinyağı ekleyip karıştırın. Karışımı kuru bölgelere sürün ve yaklaşık 10 dakika bekletin. Ardından nemli bir bezle silerek temizleyebilirsiniz. Çocuğunuz evdeki duvarları boya kalemleriyle çizdiyse hemen boyalı yere mayonez sürün ve 5-10 dakika bekletip temiz bir ıslak bezle temizleyin. Gümüşleri de parlatabilirsiniz. Mayonez en iyi doğal gümüş parlatıcılarından biridir. Gümüş eşyalarınızı parlatmak istiyorsanız mayonezi yumuşak bir bezle gümüşlerinize sürüp ardından durulamanız yeterli olacaktır. Güneş yanığı içinde iyi bir alternatif olan mayonez, güneşten hassaslaşan bölgeyi rahatlatır, nemlendirir ve yanma hissini giderir. Eskiyen kapıların gıcırdamasını önlemek için menteşe yağı yerine mayonez kullanabilirsiniz. Tırnaklarınız kırılıyorsa mayonez iyi bir besleyici olacaktır. Tırnaklarınıza mayonezi sürün ve 5-10 dakika kadar bekleyip durulayın. Eşyalardaki inatçı etiketleri çıkarmak için de mayonezden yardım alabilirsiniz. Öncelikle etiketi mümkün olduğunca tırnağınızla ovalayarak çıkarın. Daha sonra az miktarda mayonez sürün ve 10-15 dakika bekletin. Bu sayede etiket yumuşayacak, daha kolay çıkacaktır. Kızartacağınız etlerin üzerine ince bir tabaka mayonez sürdükten sonra kızartırsanız etlerin daha lezzetli olduğunu göreceksiniz. Mayonezle ev bitkilerinizi de parlatabilirsiniz. Saksı bitkilerinizin yapraklarını bir miktar mayonez ile yumuşak bir şekilde silerek parladıklarını göreceksiniz. Evet, bugünlük de bu kadar. Şimdilik başka bir "Ya bunları biliyor musunuz?" videosunda buluşmak dileğiyle. Hoş kalın, hoşça kalın ve kanalıma abone olmayı unutmayın.